Söylemezsem olmaz. Reklamların ardından devam ediyor. Bir son dakika ve sağlık haberiyle devam edeceğiz. Ne yazık ki dün gece Özcan Deniz'in babası apar topar fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Haber bu. Geçen yıldan beri akciğer ve bağırsak kanseri tedavisi görüyordu Sadık Deniz. Durumu da ağırlaşınca Özcan Deniz henüz pazar günü baba oldu. Eşi de hala hastanede habere göre. Eşinin oğlu hastaneye getirtmiş babasını. Hep şey derler ya, size de anneleriniz demiştir. Anne olunca beni anlarsın. Anne olunca beni anlarsın. Muhtemelen babası da ona baba olunca beni anlarsın demiştir. Ve şimdi tam baba olmasının arifesinde babasının böyle bir sağlık sınavıyla karşı karşıya kalması Özcan Deniz için çok acı olduğunu tahmin ediyorum. Ama geçtiğimiz günlerde de evet, onu apar topar hastaneye kaldırmıştı. Kötü günü, Özcan'ın acı günlerinden bir tanesi diye paylaşımlar olmuştu. Büyük geçmiş olsun. Rabbim kimseyi sevdikleriyle sınamasın inşallah. Rabbim şifa versin. Bir anda düşünsene, yeni bir can dünyaya geliyor. Bir anda maalesef hastalık sebebiyle hastaneye gidiyoruz. Bir anda sevinç için hayat gidiyoruz. Böyle bir şey işte. Hayat işte. Bir anda da işte hastalık için. Allah gerçekten acil şifalar versin. Ailemiz Allah başımızdan eksik etmesin. Ali abi, ağabeyinin de bir açıklaması var. Ercan Deniz diyor ki habere göre maalesef durumu ağırlaştı. Akciğer kanseri tedavisi devam ederken bağırsaklarındaki kitle patladı ama hasta olsa da torununu gördü. Bu onu çok mutlu etti. Mutluluk ile üzüntüyü iç içe yaşıyoruz. Yoğun bir hastane süreci oluyor. Özcan iki tarafa da yetişmeye çalışıyor demiş ağabey habere göre. Allah şifa versin. Kanser böyle sirayet edince anladığım kadarıyla ikinci, üçüncü evrede. Allah şifa versin. Zor bir süreç. Çok zor. Yani doğum, ölüm, bebek, düğün, cenaze hepsi hayatın içindeki gerçekler. Bir taraftan doğuma seviniyoruz. Öteki taraftan hastalığa, ölüme üzülüyoruz. Evet. Ama böyle bir sınavdan geçiyoruz dünyada. Her şey bizim için. Evet. Allah hep hastaneye keşke sevinçle gitmemizi nasip etse değil mi? Çoluk, çocuk, yani orayı aratmasın, orayı muhtaç etmesin. O yüzden geçmiş olsun.